Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki tane boru arasında şekilde gördüğünüz gibi bir asma germe membran sistemi tasarlayacağım. Ve bu videoda Grasshopper'la nasıl montaj yapılır? Bunu öğreneceksiniz. Özellikle montaj yaparken planer notu kullanılır. Ve görmüş olduğunuz gibi eğrisel bir boru nasıl kontrol edilir? Yani bu eğrisel borunun neresine plane atmamız gerekiyor, planeleri nasıl kullanırız? Bu videoda bunları size anlatacağım. Video güzel oldu, sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar, ben şu şekilde bir tasarım yaptım ve bu tasarımı size aşama aşama anlatmaya başlayacağım. Önce göstereyim, şöyle bir boru burada var, bir boru da burada var. Bu borular şu anda eğrisel olarak duruyor. Bu boruların üzerine şu şekilde montaj aparatları, montaj elemanları yerleştireceğiz. Montajlayacağız bunları. Ve bunların şu şekilde gördüğünüz dairesel deliklerin de ortalarından geçen bir loft yüzeyi oluşturacağız. Ve bu şekilde videomuzu tamamlayacağız. Şimdi videoya başlayalım. Ben şöyle bunu değiştireyim. Yeni bir Grasshopper dosyası açayım buraya. Şöyle eğrilerimi buraya çizdim. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayalım. Öncelikle parametreye gelip buradan curve'ümüzü alın. Alalım curve'ümüzü ve burada sağ tıklayıp Set Multiple Curve'le bu iki curve'ü de seçelim. Seçtikten sonra şimdi biz bu iki datayla da ayrı ayrı çalışacağız. Yani önce bunun üzerine montaj yapacağız. Ve bununla birlikte aynı zamanda bunun üzerine de montaj yapacak. Tek bir data üzerinden gideceğimiz için biz bunu şimdi graf yapıyoruz. Şöyle bir yaklaşım. İki ayrı curve olarak almış olduk. Şimdi bu curve'lerimizden surface'e gelelim. Buradan pipe çizelim. Şunları pipe'a bağladık ve radius olarak şöyle 20 milimetre girelim. Pipe'ımızı oluşturduk. Pipe'ımızı oluşturduktan sonra bu pipe'ımız şu anda 1 rep olarak geçer. Bakın arkadaşlar şöyle gelelim. Evet, şu anda 1 rep olarak geçmiyor. Aslında şöyle düşündüm bir an. Eğer biz bunu kapatsaydık, rahat yapsaydık 1 rep olarak geçecekti. Uçlarını kapatmadığımız için antrimiz surface olarak geçti. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu da burada bilgi olarak vereyim. Antrimus surface ve bir de trimus surface olarak geçiyor bazen. Örneğin biz bunu kapağını kapatmış olsaydık, cup hole veya işte şuradan gelip bunu flat yapsaydık, burada oluşan yüzey trimus surface olacaktı. Bunun sebebi bu yüzeyin tüm kenarlarının tamamen bitiyor olması. Yani bunun kenarlarında ya bu eksende herhangi bir yüzeyin olmuyor olması olacaktı. Ama yani şöyle de söyleyebilirim. Ben neden bu trimus surface? Bu iki yüzey burada birbiriyle birleşti. Yani yüzey kendiyle birleşti bir kenarında. Bu yüzden antrimus surface olarak geçiyor. Bu bilgiyi de buraya bırakayım. Şimdi pipe'ımızı oluşturduktan sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki şu transparan görüntüden kurtulmak için şuradan bir custom preview alalım. Şöyle bir color switch'leri. Bunu borumuza bağlayalım. Pipe'ımıza. Ve rengini de biraz griye doğru çevirelim. Şimdi arkadaşlar bu yüzeylerimizin merkezini alıyorum. Neden merkezini alıyorum? Merkezini alıyorum ki bu eğriselliğin ne yönü olduğunu yakalamam lazım. Şöyle mesela bu yönde bir eğrisellik var. Eğrilik var. Bu eğriliğin merkezi şurada bir yerde olacak. O yüzden bu yüzeyin merkezini alıyorum. Sırf böyle Aria komutuyla merkezlerini aldım. Şimdi arkadaşlar önemli olan nokta bu merkezlerden bu yüzeylerin üzerinde nokta oluşturma. Ama bu noktayı oluştururken de mesela şey yapabilirsiniz. Bir rep closest point yapabilirsiniz. Bu da oluşturur. Ama bunu kullanmayacağız. Neden? Bir rep closest point bize o surface üzerinde herhangi bir bilgi vermeyecek. Çünkü aslında bir katı veya open polysurface için yapılmış bir konu. Biz bunun yerine şöyle geleceğiz arkadaşlar. Buradan surface closest point kullanacağız.
Bu bilgi bizim için önemli. Şimdi merkezini buraya bağladığımız zaman şu point'i geldi. Point olarak buraya bağladık ve surface olarak da pipelarımıza bağladık. Bize pipe'in üzerinde birer tane nokta verdi. Ve noktanın yanı sıra bu yüzey üzerindeki UV point'ini de verdi. Bu point'i nerede kullanacağız? Surface analize geldiğimiz zaman şurada oscillating circles var. Bunu aldığımız zaman şuradaki UV point'ine bunu bağlıyoruz arkadaşlar. Aslında bu yüzeyde oluşan bir point olduğu için buradaki datalar bu yüzeye ait. Yani bu dataları direkt aynı yüzeyle kullanabilirsiniz. Geldik. Buradaki pipelarımızı da buna bağladık. Şimdi arkadaşlar ortaya ne çıkıyor? Gördüğünüz üzere bu noktadan geçen şöyle birbirine teğet olan ve tam bu noktadan geçen iki tane circle çıkıyor. Birinci circle bizim verdiğimiz yüzey üzerinde bir circle olacak yaklaşık olarak. İkinci circle da tam bu noktaya ve yüzeyi dik bir şekilde kesen bir circle olacak. İki tane circle verdi bize. Şimdi biz bu iki circle'da şey almamız lazım arkadaşlar. Şöyle circle 1'i verdi bize ve circle 2'yi verdi. Circle 2 şuradaki teğet olan ve yüzey boyunca ilerleyen büyük olan circle. Şimdi arkadaşlar bu circle'ı nerede kullanacağız? Bu circle'ı geleceğiz. Körbümüze gelin arkadaşlar. Şuradan buradan arkadaşlar şöyle yazdım. Şu an yerini hatırlamadım bir yanında. Pull curves. Pull curve gelecek bize. Bu ikinci circle'ı alacağız ve diyeceğiz ki bunu bu yüzey üzerine yapıştır. Yani en yakın noktadan yapıştır. Şimdi şunları bir kapatalım arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman pull curve aslında bu borunun, bu pipe'ın tam bize eğriselliğinden geçen bir spline verecek. Şöyle arkadaşlar tam bunun eğriselliğinden geçecek. O tam demeyeyim de yaklaşık olarak zaten bu borunun eğriselliğini başka türlü tutturmanız biraz zor. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapacağız? Merkezinden geçen bir merkez hattımız var ve bu körbü de elde ettik. Bu aşamadan sonra bu iki tane körbü kullanarak bu boru üzerine planeler oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar divide körbü alalım. Ve diyelim ki bizim şuradaki ana körlerimiz, tam bunun merkezinden geçen körleri şöyle yaklaşık olarak 6 giriyorum arkadaşlar. Bize diyorum ki 6 tane segment ayır. Yani 7 tane point ayıracak. Şöyle baktığınız zaman hatta şunu da kapatabilirim daha iyi görün. Ve şunu da kapatayım. Şöyle bunu 7 tane point'i 6 tane segment ayırdı. Ve bunu ayırdıktan sonra arkadaşlar şöyle yapacağım. Bu ayırdığı noktaları şöyle curve closest point'le bu point'leri alacağım. Ve diyeceğim ki pull curve olan curve'ümüzün üzerine yapıştır. Şimdi burada bize parametre bilgileri ortaya verdi. Biz bu parametre bilgilerini daha önce curve analiz videosunda da anlatmıştım. Evaluate curve'le birçok zaman kullanacağız. Biz aslında bunları evaluate curve'ü kullanmak için çoğu zaman buradaki parametreler veriliyor. Evaluate curve'le ne elde ediyoruz? Aslında tanjant vektörünü elde ediyoruz. Yani tam bu noktaya dik, bu noktaya teğet bir tanjant vektörü elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, buradan şurada elde ettiğimiz pointleri geleceğiz. Buradaki parametrelerini bağlayacağız ve şuradaki pull curve'e bağlayacağız. Ve pull curve üzerinde bir tanjant vektörü elde ettik. Aynı zamanda şu evaluate curve'ü tekrar alalım. Ve bu sefer de şuradaki şu divided curve'deki şu parametre değerlerini alın arkadaşlar. Aslında buradaki direkt tanjant vektörlerini de verdi. Bunu tekrar yapmaya da gerek yok. Bu işlem ekstra yapmamızın bir anlamı yok şu anda. Şimdi arkadaşlar bu aşamadan sonra ne bizi bekliyor? Bu noktadan şu merkez pointinden şuraya vektörler çizeceğiz. Bunun haricinde şöyle pull curve üzerindeki tanjant vektörlerini de kullan.
kendimize planlerimizi oluşturmuş olacağız. Vektöre gelelim. Vektör two point. Buradan divide ettiğimiz pointlerden şöyle bir pointten bulk curve'ün üzerine düşürdüğümüz pointlere vektör çizdirdik. Ve şurada bize tanjant vektörü var. Şu bulk curve'ün üzerinde tanjant vektörleri var. Şimdi plane'e gelin arkadaşlar. Buradan construct plane. Bunların orijinleri arkadaşlar. Orijin bizim bu şeyimizin üzerindeki noktalar olacak. Bu curve'ün üzerindeki noktalar olacak. Bu noktaları buradan çekiyorum. Bunun tanjant vektörü bizim plane'imizin x vektörü olacak. Ve şurada çizdiğimiz bu merkezden buraya giden vektör de bizim y vektörümüz olacak. Şimdi arkadaşlar bir şöyle bakalım. Planelerimizi düzgün bir şekilde pull curve'ün üzerine oluşturduk. Aslında bizim eğriselliğimizi yakalayan o curve'ün üzerine bu planelerimizi oluşturduk. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu planelerimizi rotate yapacağız. Bunun için de arkadaşlar şöyle geliyoruz. Yine planelerimizin içine geliyoruz. Burada adjust plane, plane ayarla. Aslında plane'in rotasyonunu ayarlıyoruz. Bu plane'leri al diyoruz. Şöyle geldiğimiz zaman yeni z yönünü verelim. Z vektörünü verelim. Yani normalde bu plane'lerin z vektörü başka yöndeydi. Biz diyoruz ki aslında şunu kapatayım ve şurada tekrar anlatayım. Bu komut bize şunu söylüyor. Bana diyor yeni z vektörünü ver diyor. Ben o yeni z'ye göre diyor şeyi bileğini değiştireyim diyor. Biz buraya yeni z vektörü olarak şuradaki evaluate curve'deki x'lerimizi kullanacağız. X yönünde olan vektörleri kullanacağız. Ve şu şekilde arkadaşlar bileğimizi burada rotate etmiş şey yapmış olacağız. Y ekseni üzerinde rotate etmiş olacağız. Yeni x eksenimiz ve yeni y eksenimiz. Şimdi bu aşamadan sonra ne yapmamız gerekiyor? Biz bu borumuzun, şöyle borumuzu tekrar açayım arkadaşlar. Buradaki pipe'ımızın buraya oluşturduğumuz pileğini tam şuraya alacağız ve buradan da 45 derece. Aslında 180 artı 45 derece bir çevirmiş olacağız bunu. Bunu nasıl yapıyoruz? Buradan transform'a gelin arkadaşlar. Rotate 3D var. Yani çok basit bir şekilde ve kafanız karışmadan kullanabilirsiniz. Bu plane'leri alıyorum. Şimdi arkadaşlar burada açı girmemizi istiyor. Burada şu an buna bakmayın. Şu an default parametrelerle bir rotasyon yaptı. Açı girmemizi istiyor. Açıyı radyan cinsinden gireceğiz ve burada bu yöne çevirirken, burada saat yönünde çevirirken, burada da aslında saatin ters yönü, birbirine zıt yönlerde çevirmemiz gerekiyor. Bunun için de şöyle arkadaşlar panel alalım ve panelimize şunu yazalım. Birinci yön ve diğer yönü gireceğiz. 1.25 çarpı pi kadar. Pi 180 dereceydi. 0.25 de 4'te biri. 180 artı 45 derece girdik. İkincisine de eksi 1.25 pi. Bu şekilde yazdığımız zaman aslında şuraya arkadaşlar çarpı koymayı unutmayalım. Matematiksel bir işlem olduğu için. Bunu da buradan gelip multiline de data yapalım. Bu iki değer aldıktan sonra bunları bize açı değer olarak girebiliriz. Ama graf yapmayı unutmayalım. Neden? Başta da söylemiştim. Biz burada iki ayrı curve'ü de ayrı çalışıyoruz. Hiçbir zaman onları flat'ında çalışmadık. Bakın mesela plane'ler 7 tane plane bir curve'ün üzerinde. 7 tane plane diğer curve'ün üzerinde. Hala tüm datalar ayrı bir şekilde devam ederken biz buraya yeni bir data girersek buradaki açılara da ayrı ayrı girmemiz lazım. Onun için graf yapıyoruz arkadaşlar. Bize center point'ini soruyor. Bu rotasyonun center point'i aslında bizim şurada divide yaptığımız point'ler. Tam şu noktadan bize çevirme işlemi yapmasını istiyorum. Point'leri alıyoruz. Center'ına giriyoruz. Ve diyor ki buradaki x'teki de axis of rotation. Yani bana diyor ki rotasyonun hangi vektör yönünde hangi vektöre dik olarak bir çevirme işlemi yapacağını istiyor. Bunun için de arkadaşlar
Şuradaki divided curve'deki tanjant vektörlerini kullanacağız. Tanjant vektörlerini kullandıktan sonra şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz üzere planeimizi 180 artı 45 derece. Burada da aynı şekilde 180 artı 45 derece çevirmiş olduk. Şu planlarımızı kapatalım arkadaşlar. Hatta şimdi boruyu da kapatalım. Şuradaki şunlara da ihtiyacımız yok arkadaşlar. Ama şuradaki pull curve'ımızı açalım. Daha rahat gözüksün. Şu şekilde yeni planlarımızı oluşturmuş olduk. Bu aşamadan sonra ne yapacağız? Buraya bu planlere montaj yapacağız arkadaşlar. Böyle pipe'ımızı da görelim. Bu planeleri oluşturduktan sonra bu planelere montaj yapacağız. Tapa geliyorum. Ben burada daha önce çizmiştim. Şöyle düşünün arkadaşlar. Tekrar perspektif alayım. Yani bu borunun enkesediğini düşündüğünüz zaman tam bu pleğine şöyle baksan daha rahat anlarsınız. Örneğin arkadaşlar buradaki x eksenini görüyorsunuz. Şurada bu yönde ve y ekseni bu yönde. Ve tam borunun üzerine dik. T. Ve merkez noktası da buradaki borunun center. Burada gördüğünüz pleğin neyse, yani şurada hangi açıda bu pleğini görüyorsunuz. Gelin arkadaşlar tab pleğine gelin. Objeniz or tab pleğindeymiş gibi. Objeniz dediğimde montaj yapacağınız elemanın bir tanesini tab pleğindeymiş gibi çizin. Yani orada gördüğünüz pleğin nasılsa burada da aynı şekilde çizmeniz gerekiyor. Yani ben buraya burada 20 milimetre radyuslu bir circle'ı tam x eksenine teğet olacak şekilde çizdim. Ve üzerine montaj yapacağım elemanı 3D olarak tasarladım. Şöyle bakın arkadaşlar biraz yakınlaşacağım. Şöyle x eksenini görün. Burada 3D olarak tasarladım. Ve bu elemanı montaj yaparken bu elemanın merkezine de bir tane point attım ki bu pointi de ben montaj yapayım. Bu point de benim montajımla birlikte gitsin ve ben en sonunda bu pointlerle birbirine bir borudan diğer boruya line'lar çekeyim ve bu line'ları da loft yapayım. Yani aynı anda aynı pleğine iki tane eleman montajlamış olacağım. Bir objemi montajlayacağım, bir tane de point'i montajlayacağım. Şu şekilde görüyorsunuz objeyi. Şimdi tekrar perspektife tapa gelelim. Ve şuraya gelin arkadaşlar. Bu aşamadan sonra şöyle transform'a gelin ve buradan orient alın. Orient Grasshopper'ın aslında temel montaj yapma elemanıdır. Yani aynı elemanı birkaç yere montaj yapacaksanız pleğinini ayarlarsınız. Pleğinin duruşunu ayarladıktan sonra x'i eksenine gelirsiniz. Objenizi çizin. Objenin yanında götürmek istediğiniz point, line, herhangi bir şey olabilir. Bunları da yanına ekleyin. Burada geometri kısmına bu elemanları girin. Initial plane'i, XY plane'i olarak bırakın ve hedef plane'inize girin. Ha, bazen şu da oluyor. Bazen bir yere bir eleman montajladınız ve oradan bir data elde ettiniz. O datayı tekrar XY'ye getirmek istersiniz. Bu sefer initial plane'i montaj yaptığınız yerdeki plane'lere gidin ve BG XY plane olarak bırakın. Bu şekilde kontrollü bir şekilde bir elemanı bir noktadan başka bir noktaya götürüp ve tekrar geri getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biz ne yapalım? Biz burada tasarladığımız elemanları ve buraya çekelim. Parametreye gelin arkadaşlar. Buradan geometri olarak çekelim. Set multiple geometri. Önce bu geometriyi aldım ve sonra bu geometriyi aldım. Bu sıra bizim için önemlidir arkadaşlar. Şimdi perspektife gelelim. Bu iki geometriyi aldıktan sonra arkadaşlar bizim elimde iki tane geometri var. Şimdi şöyle yapacağım. İki geometriyi aldım. Bunları iki farklı geometri olduğu için transform'a geliyorum arkadaşlar. Utility'den. Bunları grup yapıyorum. Bizim için önemli. Grup şurada önemli arkadaşlar. Burada şimdi iki ayrı data var. Ben burada montaj yaparken de iki farklı curve montaj yapacağım. Bunun için iki ayrı datayı tek bir dataymış gibi gösteriyorum. Tek bir grup olarak montajlayacağım. Sonra
Gideceğim, bu grubu çözeceğim. Tekrar buraya burada A grup yaparak bu grubu çözeceğim. Ama tek bir obje montaj edeceksiniz. Bunları grup yapmanıza gerek yok. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Diyorum ki şöyle perspektife geleyim. Tekrar şöyle bir şu açıdan bakayım arkadaşlar. Bu objelerimi diyorum. Geometriye bağladım. X'ye planeni default başlangıç planeni aldım ya bu X'ye planeni. Bu objelerimi al diyorum. Planelere götür. Bakın arkadaşlar. Şu planeri kapatayım. Burada objelerimiz her bir plane'e gelmiş oldu. Point de geldi. Objeyle birlikte. Şimdi arkadaşlar şunu yapıyoruz. Bu objelerimiz geldikten sonra Translog Utility'den an grubu alıyoruz. Şimdi getirdiğimiz objeleri an grup yaptık. Ve bunları bir simplify yapalım. Şimdi burada her birinde iki tane eleman var. Gördüğünüz üzere. Ben sete geliyorum. List item diyorum. Bunların sıfırıncı ve birinci elemanı iki ayrı şekilde aldım. Buradan sıfırıncı eleman benim bu geometriyi şurada seçerken ilk girdiğim eleman buradaki montaj aparatı. İkinci eleman ise point. Şimdi ben geleceğim. Bu ilk elemanımı şimdi buradan çıkartayım dışarı. Ve buna bir renk vereceğim. Şu şekilde bunu kopyalayayım. Gelip arkadaşlar şurada. Bu elemanımı diyorum. Şöyle. Şöyle bir yalım. Daha koyu giren bir şöyle arkadaşlar bu birinci elemanları aldım. Ama hala pointlerle benim işim var. Pointleri de geliyorum. Şimdi gördüğünüz üzere her bir point en eşittir bir olarak geldi. Bunun da sebebi orient yaparken aslında orient komutu bu elemanları bu şekilde grup olarak geldi ama ben grupları dağıttığım zaman şurada daha iyi görürsünüz. Petlerine bir baktığınız zaman 0.0, 0.1, 0.2 ve sonra devam ediyor 1.0.1. Aslında diyor ki 0. grupta 7 tane eleman var, 1. grupta 7 tane eleman var ve ben bunları dağıttım diyor. An grup yaptıktan sonra. Bunu geliyoruz tree'ye. Burada unflatten tree var. Unflatten tree şu şekilde çalışır. Dataların uyumlu olması lazım. Burada 14 tane eleman var. Burada da 14 tane eleman olmak zorunda. Şunu bir simplify yapayım. Yani 14 tane eleman var ama bunlar iki grup 0'a 1. Burada da 14 tane eleman var ama bunlar 14 farklı liste şeklinde. Geliyorum. Bunu referans kabul et. Buradaki listeyi ve buradaki elemanları geri topla diyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Birinci grupta 7 tane point. İkinci grupta 7 tane point. Aslında ne yapmış oldu? Birinci grupta 7 tane point, ikinci grupta 7 tane point. Ben ne yapacağım? Bu birinci grubun birincisiyle ikinci grubun birincisini kullanacağım. Sonra ikincileri kullanacağım, sonra üçüncüleri. Bunlardan bir line çekeceğim. Bunun için arkadaşlar sürekli videolarımda söylediğim gibi normalde end-line'ler flip matris kullanıyordu. Burada da aynı mantığa denk geldi. Şimdi iki grubum var ve her grupta 7 elemanım var. Ben bunu flip matris yaptığım zaman her grubun elemanlarını sırayla eşler. Yani her grupta iki eleman olacak şekilde bunu eşledim. Ve ben bunlara geliyorum. Curve'in içinden polyline diyorum. İki tane point olduğu için direkt bunları line'e çevirdim. Gördüğünüz üzere bu line'larımı da elde ettim. Ve bu line'larım benim montaj yaptığım aparatın tam merkezinden geçecek şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları da gördüğünüz üzere ayrı gruplardı. Bunları flatten yaptım ve surface'e gelip loft dedim. Bunları bana dedim loft yap. Gördüğünüz gibi montaj yaptığım aparatın merkezinden geçecek şekilde bize membran surface'ini oluşturmuş oldu. Buraya kadar olan kısmı da şöyle kapatayım arkadaşlar. Şöyle kapatayım ve şuradan şöyle şunu da alayım buradan arkadaşlar. Ben bu yüzeyimi de biraz da açık bir tona. Şu şekilde membran yüzeyimizi de oluşturmuş olduk. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoda önemli olan nokta buradaki Construct
Play'leri nasıl oluşturmamız gerektiği. Önemli olan, en önemli kısımsa işte bu play'leri kullanarak Orient'ta bu play'lere montaj yapmak. Siz bu elemanları teker teker buraya çizmeye çalışırsanız muhtemelen de çizemezsiniz. Çok zorlanacağınız bir şey olacak. Hani bunu kesinlikle montajda yapmak zorundasınız. Ve Grasshopper bunun için çok uygun bir araç. Çünkü neden arkadaşlar? Bunu montaj yapıyorsunuz ama montajın içinde tam bunların merkezinden geçebilecek bir point koyduğunuz zaman o pointleri de kullanabiliyorsunuz. Başka bir şey koysaydınız onu da kullanırdınız. Yani çok rahat bir şekilde size her türlü imkanı tanıyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bu videoya ait dosyaları ben videonun altındaki linke koydum. Sizi bir drive'a yönlendirecek. Oradan alıp kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.